Değerli basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım, bugün burada ulaştırma muhabirlerimiz ile bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada bakanlığımız tarafından ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaptığımız yatırımları değerlendirmekle kalmayacağız. Neler yapacağımızın da bir özetini sunacağız. Bakanlığımız tarafından yapılan yatırımların ülkemiz için ne kadar önemli olduğu aşikardır. Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri ekonomik gelişmenin yanında kent, köy bütünleşmesini, kültür birliğini ve dengeli nüfus dağılımı gibi birçok sosyal faydayı sağlayan tarım, turizm ve sanayinin altyapısını oluşturan stratejik bir sektör. Sağlıklı ve yeterli bir ulaştırma ve haberleşme sistemine sahip olmayan ülkelerin asla kalkınamayacakları gerçeğini de biliyoruz. Ve bundan hareketle hükümetimiz 16 yıldır ısrarla ulaştırma ve haberleşme altyapısı dedi. Bu nedenle 16 yıl gibi bir sürede 537 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bugün dünyada yaşanan ekonomik krizin yarattığı fırtınada hala ayakta durabilmemizin ve yaratılan krizlerin olumsuz etkilerinin minimuma indirebilmemizin temelinde yaptığımız bu altyapı yatırımları var. Değerli arkadaşlar, çok değil, daha 16 yıl öncesine kadar Avrupa ile ülkemiz ulaştırma sektörü karşılaştırmasını yaparken ülkemizin 1/3'ünün dağlarla kaplı olması dolayısıyla kesintisiz ulaşım ağını kurmanın zorluklarından bahsediliyor. Coğrafi şartlarımız yetersizliklere mazeret olarak gösteriliyordu. Altyapı eksikliklerinin yanında ulaşım ve haberleşme sektöründe düzensizliklerin ve denetim noksanlıklarının bulunduğu modern bir işletmeciliğin sağlanamadığı hepimizin malumu. Evet, bundan 16 yıl öncesine kadar demir yollarımızın neredeyse %98'i tek hattı. Demir yolunda gerek liman, gerekse deniz taşıtları açısından gelişmiş ülkeler seviyesinde olmadığımız gibi tüm Avrupa'da kara listede yer alıyorduk. Bilişimde internet altyapısı bakımından Afrika seviyesindeydik. Ulaştırma, fiziki olarak çeşitli zorlukları olan, sürprizlere açık projelerin bulunduğu ve çok yüksek finansman ihtiyacı olan bir sektör. İşte bu yüksek finansman ihtiyacına çözüm olarak da genel bütçe imkanları yanında kamu özel işbirliği modellerini de devreye sokarak birçok projeyi tamamladık ve hizmete aldık. Karayolu sektöründe karayollarına baktığımızda sadece 6 ilin bölünmüş yol ile birbirine bağlayan Türkiye'den bugün 76 iline bölünmüş yol götüren bir Türkiye'ye geldiğimizi görüyoruz. Bugün gelinen noktada inşa ettiğimiz bölünmüş yol uzunluğu 26.642 kilometreye ulaşmış bulunuyor. 2018 yılı içerisinde 4.377 kilometre bölünmüş yolda çalışırken 625 kilometresini tamamlayarak hizmete aldık.
Yapılan bu bölünmüş yolların yakıt ve zaman tasarrufuna katkısı yıllık toplam 17 milyar 771 milyon TL olarak hesaplıyoruz. Ayrıca sağladığı konfor ve can güvenliğinin bedeli maddi olarak ölçülemez. Bunun yanında yollardaki gaz salınımı yaklaşık 3 milyar 300 milyon ton azalmıştır. Böylece çevreye karşı olan görevimizi de yerine getirdik. Bununla birlikte karayollarında sadece bakanlık olarak 16 yılda 62 milyon 700 bin ağaç dikerek yollarımızın çevresini yeşillendirdik. 2018 yılında ise diktiğimiz ağaç sayısı 12 milyon 300 bin. Ülke ekonomisinin büyümesine ve araç sayısının artışına paralel olarak yollarımızın trafik hacmi artmasına karşın kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısında %68'lik bir azalma sağladık. Bölünmüş yol yapımıyla birlikte mevcut yollarımızın asfalt yapımı ve onarımına da önem verdik. Yollarımızın geometrik standartlarını iyileştirdik. Bitümlü sıcak karışım kaplama yapımını hızlandırarak daha konforlu, güvenli ve ekonomik karayolu ulaşım hizmeti sağladık. Bu yıl 1795 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplama ve 9829 kilometre de sathi kaplama iyileştirmesi yaptık. Bugün geldiğimiz noktada yollarımızın %37'si bitümlü sıcak karışım kaplama oldu. Son 16 yılda toplam 12.927 kilometre tek platformlu yolun fiziki ve geometrik standartlarını da yükselttik. Otoyol ağımızın son 16 yılda 1714 kilometreden 2842 kilometreye çıkardık. Yine 2018 yılında 185 kilometre otoyolu yap işlet devret yöntemiyle tamamladık. 777 kilometrede ise çalışmalarımız devam ediyor. 16 yıldır tamamı bölünmüş yol olmak üzere 1560 kilometrelik çevre yolu yaptık. 945 kilometrelik çevre yolunda ise yapım çalışmalarımız devam ediyor. Yine 911 kilometrelik kesimde projelendirme ve planlama çalışmalarımız sürdürüyoruz. Yol ağımızda 2611 metre uzunluğunda gürültü bariyeri projesi tamamladık. 2660 metresini tamamlamak üzereyiz. Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında da 16 yılda 341 milyon metrekare yatay işaretleme, 2 milyon 223 bin metrekare düşey işaretleme, 27 bin 474 kilometre otokorkuluk imalatı gerçekleştirdik. Yine 2783 adet kavşağı ise sinyalize kontrollü kavşak haline getirdik. 1513 adet kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme yaptık. Yol kusurundan kaynaklı kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. Karayolu ulaşımının güvenliğini artırmak ve ulaşım süresini kısaltmak için 2013-2018 yılları arasında toplam 284 kilometre uzunluğunda köprü yaptık. 1012 adet köprünün onarımı ile 248 adet tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık. Sadece 2018 yılında 39 kilometre uzunluğunda 253 adet köprüyü hizmete verdik.
65 adet köprünün bakım ve onarımını, 28 adet tarihi köprünün restorasyonunu yaptık. 86 kilometre uzunluğunda 527 adet köprüde çalışmalarımız devam ediyor. Geçilmez denilen dağları da tünellerle geçtik. 16 il içerisinde 50 kilometre uzunluğunda olan 83 adet tünel sayısını 463 kilometre uzunluğunda 361 adet tünele çıkardık. 2018 yılında da 30 kilometre uzunluğunda 20 adet tüneli hizmete açtık. 505 kilometre uzunluğunda 155 adet tünelde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl devam eden projelerimize gelirsek 426 kilometrelik İstanbul Bursa İzmir otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü projesinde toplam 312 kilometrelik kısmı tamamladık. 2018 yılında bu projenin 53 kilometrelik Kemalpaşa Kavşağı, Saruhanlı Kavşağı kesimiyle 33 kilometrelik Balıkesir Batı Kavşağı, Balıkesir Kuzey Kavşağı kesimlerini tamamladık. Önümüzdeki günlerde burayı trafiğe açacağız. 2019 yılında da geriye kalan 114 kilometrelik kesimi tamamlayıp projenin tamamını hizmete açmayı planlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise Yassıören Dil Ovası arasındaki bağlantı yolları ile toplam 175 kilometrelik kesimi trafiğe açtık. Önümüzdeki ayda Çatalca Yassıören arasında kalan 15 kilometrelik kesimi trafiğe açarak özellikle İstanbul'un Avrupa tarafından giriş kesimindeki trafiği önemli ölçüde rahatlatacağız. Yine Çatalca ve Dilovası, Kınalı Çatalca ve Dilovası İzmit Doğu Kavşağı kesimini bu yılın sonunda tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Kalan İzmit Doğu Kavşağı ile Akyazı Kavşağı arası ve Habibler Kavşağı ile Hastal Kavşağı arasındaki kesimi 2020 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi kapsamında ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı 101 kilometrelik Malkara Gelibolu 1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale bağlantısına da devam ediyoruz. Köprünün kesonlarını denize indirdik. Yakın zamanda artık ayaklarının yükselebildiğini de göreceğiz. Yine 82 kilometrelik Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu ile İzmir'i Çandarlı limanına bağlayacağız. Bu projeyi de bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. 330 kilometrelik Ankara-Niğde otoyolu ile Ankara'yı Aksaray, Nevşehir, Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu bölgesine bağlayacağız. 2019 yılında 50 kilometrelik kısmını tamamlayacağımız bu yol 2021 yılında tamamlandığında Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol standartındaki yolda trafik sürekli olarak akabilecek. Yine 154 kilometrelik Aydın Denizli otoyolunun 26 Mart 2019'da yeniden ihalesini yapmayı planlıyoruz. 2018 yılında Karadeniz'i Akdeniz ve Güneydoğu ile buluşturacak Ovid tünelinin de yapımını tamamlamıştık. Kırık ve Dallık Havak tünellerinin tamamlanmasıyla güzergah 42 kilometre kısalacak. Bu üç tünel Karadeniz limanlarını Doğu, Güneydoğu ve Orta ve Güney Asya'ya bağlayacak.
Yine 479 kilometrelik Akdeniz sahil yolundaki projede tünel ve köprülerle 40 kilometrelik kısalma sağlayarak yolu 440 kilometreden 395 kilometresine indireceğiz. Projenin tamamında tamamını 2020 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Yine 58 kilometre uzunluğundaki İstanbul-Şile-Ava yolu kapsamında da toplam 6 kilometre uzunluğunda 7 adet çift tüp tünel yaparak yolu 18 kilometre kısaltıyoruz. Bu tünellerin 4'ünü tamamladık. 2019 yılında karayolu sektöründe yapacaklarımıza gelince, bu yıl 205 kilometre bölünmüş yol, 317 kilometre otoyol, 250 kilometre tek yol, 932 kilometre bütünlü sıcak karışım kaplama, 23 kilometre uzunluğunda 92 adet köprü ve 25 kilometre uzunluğunda 9 adet tüneli tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz. Ayrıca 1250 kilometre bütünlü sıcak karışım kaplama yenilemesi ve 8800 kilometre satli kaplama yol yenilemesi yapacağız. Ankara-Samsun otoyolunun Ankara-Kırıkkale-Derice kesimi ve Kırıkkale-Çevre yolu kesiminin ihalesini bu yıl yap işlet devlet yöntemiyle ihale etmeyi hedefliyoruz. Yine Ankara-İzmir otoyolunun Ankara-Sivrihisar kesimini, yine güneyde 4 yol Hassa otoyolu ki İskenderun limanını Gaziantep'e Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlayacak olan yaklaşık 30 kilometre ki bunun 20 kilometreye yakını tüneldir olan otoyolu, Antalya-Alanya otoyolunu, Gerede-Ilgaz otoyolunu da yine bu yıl içerisinde yap işlet devret yöntemiyle ihale etmeyi planlıyoruz. Karayolu altyapımızı geliştirirken taşımacılıkta en büyük paya sahip karayolu taşımacılık sektörünün sorunlarına cesaretle el attık. Ve sektörü Avrupa Birliği normlarında düzenlemeye tabi tuttuk. Avrupa'nın en modern araç muayene sistemlerinden birini ülkemizde hayata geçirdik. 307 araç muayene istasyonu ile 9 milyon taşıta ilk muayene ve 3 milyon taşıta muayene tekrarı olmak üzere yıllık ortalama 12 milyon aracın muayenesini yapıyoruz. Ayrıca denetleme istasyonlarında 27 milyon 500 bin adet araç denetlendi. Yol kenarı ve seyyar kontrollerde de 7 milyon 400 bine yakın araç denetime tabi tutuldu. Avrupa ülkelerine yönelik ticari taşımacılık yapan yıllık ortalama 27 bin taşıdığın yola elverişlilik muayenesi gerçekleştirdik. Yolcu ve yük hareketlerini ilk defa gerçek zamanlı ve doğru olarak izleneceği UETDS yani elektronik taşıt denetleme sistemini de kuruyoruz. Yollarımızda özellikle yük taşıma nedeniyle oluşan tehlikeyi en aza indirmek için 292 adet merkez ve 340 adet şube olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu yetkilendirdik. Toplamda 51.200 adet SRC5 ve 8.904 adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesi verdik. Tehlikeli madde taşıyan araçları denetlemek üzere 25 adet merkez kurduk. 16.948 adet aracı da denetleyerek ADR taşıt uygunluk belgesi verdik. İhraç konteynerlerinin tartım ücretlerine tavan sınır belirleyerek ihracatımıza 100 milyon TL kadar finansal destek sağlamış olduk.
değerli basın mensupları, hava yolu sektörüne gelince halkın yolu yapma, hava yolunu halkın yolu yapma hedefiyle işe başladığımız hava yolu sektöründe yapılanları sizinle de paylaşmak istiyorum. Dünyada örnek gösterilen Türk modeli diye anılan havalimanlarımızdaki gelişmeler hava yolu taşımacılığımızda uzmanların tahminlerini alt üst eden bir artış, kararlı ve planlı çalışmalarımızın sonucunda oluştu. Hava yollarında yurt içinde gerçekleşen gelişmeleri sizler çok iyi biliyorsunuz. Yurt dışında ise 2003 yılında 60 noktaya uçuyorken bugün 124 ülkede 318 noktaya uçuyoruz. Faal havalimanı sayısını 26'dan 56'ya çıkardık. 2003 yılında 34,5 milyon olan yıllık yolcu trafiğimiz 210 milyonu aştı. Uçak sayımızı 515'e, koltuk kapasitemizi 97.400'e, kargo kapasitemizi ise 2.200.000 tona ulaştı. Sivil havacılık sektörünün cirosu 2018 yılında 110 milyar Türk lirasını, istihdam edilen personel sayısı ise 205.000'i aştı. Başlattığımız yerli ve milli üretim projelerimiz kapsamında havacılıkta sertifikasyon işlemleri de artık milli olarak yapılmaya başlandı. Yerli uçağımız Hürkuş da sertifikalandırıldı. Özgün helikopter sertifikasyon çalışmalarına da devam ediyoruz. İnsansız hava araçları kayıt altına alındı ve İHA pilot lisansını 34 bin, İHA sayısı 26 bini buldu. Bu yıl dünyanın en büyük havalimanlarından olacak İstanbul Havalimanı'nı 29 Ekim 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir törenle 90 bin milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını açtık. Muş ve Kahramanmaraş Havalimanı yeni terminal binalarını tamamladık. Yozgat Havalimanı ile birlikte Bayburt ve Gümüşhane ortak havalimanlarının çalışmaları devam ediyor. Çukurova Havalimanı yapımına da devam ediyoruz. 2022 yılı başında tamamlanacak olan Rize Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürdürülüyor. Esenboğa pat sahaları, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pisti, Balıkesir Merkez ve Gaziantep terminal binalarının yapımlarına devam ediyoruz. 2019 yılı sonunda uçak sayımızın da 550'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısını ise 173'e, dış hat yolcu uçuş noktası sayısını da 320'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Sertifikasyon kabiliyetlerinin tüm alanlarda kazanılması için de gerekli altyapıyı bu yıl oluşturmayı planlıyoruz. Demiryolu sektörüne gelince, mevcut demiryollarımızı iyileştirirken asrın projesi olan Marmara yüksek hızlı tren hatları, Bakü, Tiflis, Kars demiryolu gibi büyük demiryolu projelerinde hizmete aldık. 2003'te 10.959 kilometre olan konvansiyonel demiryolu uzunluğunu 11.527 kilometreye çıkardık ve toplam 1.213 kilometre yüksek hızlı tren hattı ile birlikte 12.740 kilometrelik demir yolu ağına sahip olduk. Sinyalli hat uzunluğunu iki katın üzerinde artırdık ve 2.505 kilometreden 5.746 kilometreye çıkardık. 2.211 kilometrede de çalışmalarımız devam ediyor.
Demir yollarında elektrikli hat uzunluğunu 2082 kilometreden 5467 kilometreye çıkardık. 841 kilometrede çalışmalarımız sürüyor. Hizmete açtığımız Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Konya-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarında tamı tamına 45 milyona yakın kişiyi taşıdık. Yeni demir yolları yaparken mevcutları da unutmadık. 150 yıl sonra ilk kez yenilenen İzmir-Aydın hattı da dahil olmak üzere tüm konvansiyonel ana hatlarımızın yenilemesini tamamladık. Yani demir yolu ağımızın %100'ü yenilenmiş oldu. Şehir içi demir yolu taşımacılığında standartları yükseltip İzban ve Başkent Ray'dan sonra Gazi Ray'ı da Gazi Antep Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte başlattık. Asrın projesi Marmaray'da taşınan yolcu 310 milyona yaklaştı. Ülkemizin bölgesel lojistik güç haline getirecek lojistik merkezlerin yapımına da başladık. 9. lojistik merkez Erzurum Palandöken'de hizmete girdi. Mersin ve Konya Kayacık lojistik merkezlerini de tamamladık. Kars lojistik merkezinin yapımına devam ediyoruz. 8'inin ise ihale, proje ve kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Daha önce 1. etabını tamamladığımız Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin de 2. etabı 2019 yılında ilk çeyreğinde tamamlayacağız. Türkiye'nin dört bir yanının yüksek hızlı ve hızlı tren hatları ile birbirine bağlıyoruz. 405 kilometrelik Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 2019 yılında test sürüşlerine başlayacağız. Hızlı tren hatlarında ise Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Niğde, Mersin-Adana, Adana-Osmaniye-Gaziantep, Akçagöze-Başpınar hatlarında çalışmalarımız devam ediyor. Yine Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Sivas'ın devamında Sivas-Erzincan, Zara, Ali Ağa, Çandarlı, Bergama hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarına devam ediyoruz. 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattını işletmeye aldık. 2019 yılında sinyalli işletmeciliğe burada geçeceğiz. Ankara, Afyon, Karahisar, Uşak, Manisa, İzmir yüksek hızlı tren hattının yapım çalışmaları devam ediyor. Çünkü hedefimiz belli. Nasıl Cumhuriyet'in 10. yılında demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan diye tek yürekten aynı marşı söylemiş isek 2019 yılı ise demir yolları açımızdan yine yoğun bir yol olacak. Amacımız 100. yılımızda hızlı trenle ördük ana yurdu dört baştan marşını söyleyebilmek. Değerli arkadaşlar, yapımı devam eden demir yolu inşaatlarında 2018 yılında 55.820 metre tünel, 11.550 metre viyadük ve 28 kilometre de iltisak hattının yapımını tamamladık. 660 kilometrelik güzergahta toplam 1334 kilometrelik kesimde proje çalışmaları tamamlandı. Demir yollarının serbestleşmesi ve rekabete açılması kapsamında da 5 tren işletmecisi lisansını almış bulunuyor. Samsun Kalın projesinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladık. Sinyalizasyon çalışmaları devam ediyor. Hattı bu yıl işletmeye alacağız. Yapımı devam eden 3.953 kilometre demir yolu hattının 1.204 kilometresini bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. 488 kilometre uzunluğunda demir yolu hattının yapımına başlayacağız.
1078 kilometrelik demir yolu hattının yapım ihalesine çıkacağız. 5208 kilometrelik demir yolu hattının proje çalışmalarını tamamlayacağız ve 1646 kilometrelik hattın ise proje hazırlama çalışmalarına başlayacağız. 1321 kilometrelik hatta sinyalizasyon, 833 kilometrelik hattın ise elektrifikasyon işlerini tamamlayacağız. Kars Lojistik Merkezi'ni bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz. Karaman ve Sivas Lojistik Merkezleri'nin yapımına başlayacak. Kayseri ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Bilecik Lojistik Merkezleri'nin de ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Yine Kızılay Çay Yolu ile Batıken Sincan metrolarını bağlayacak 20 kilometrelik Ankara'yı uzatacak olan 15 kilometrelik hattın projelendirme çalışmalarına da başlayacağız. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli projesi içerisinde projelendirme faaliyetlerini tamamladık. Bu proje ile İstanbul Boğazı'nı 3. defa denizin altından geçmeyi planlıyoruz. Erzurum ve Erzincan tramvay hatları ile projeleri tamamlayıp yapımına başlamayı hedefliyoruz. İstanbul metroları olan 9 kilometrelik Bakırköy İdo, Bahçeli Evler, Kirazlı, 7,5 kilometrelik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısı, 27 kilometrelik İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu ve 38 kilometrelik Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrolarının yapımına devam ediyoruz. Ankara'da da 3,5 kilometrelik AKM Gar Kızılay metrosunun yapım çalışmaları sürüyor. Bu yıl içerisinde milli elektrikli tren setinin proje çalışmalarını tamamlayarak prototip milli tren setlerinin üretimine başlamayı planlıyoruz. Personel, konaklama vagonu ve elevatörlü atık vagonu imalatlarına da başlayacağız. TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ bu yıl 865 adet vagon revizyonu, 87 adet çeken araç revizyonu yapacak. TÜVASAŞ da 22 adet DMU tren seti üretecek. TÜLOMSAŞ özel sektör için 5 adet DE lokomotif, demir yolları için 1 adet elektrikli, 1 adet de hibrit lokomotif üretecek. İstanbul Yeni Havalimanı raylı sistem bağlantı hatlarında kullanılmak üzere 176 adet araç ve Bakırköy Kirazlı metro hattında kullanılmak üzere 72 adet araç alım ihalesini bu yıl yapacağız. Değerli konuklar, denizcilik sektörüne gelince malumunuz olduğu üzere deniz taşımacılığı dünyanın en eski, en ekonomik ve en çevreci taşıma türüdür. Bu gerçekten hareketle denizciliğimizi geliştirmeye işin mutfağından başladık. 2003'te sadece 37 tersanemiz vardı. Yaptığımız atılımlarla bu sayıyı 78'e çıkardık. Denizcilikte 27 milyon deadweight tonluk Türk sahipli filo kapasitesiyle dünyada 15. sıraya yükseldik. Türk sahipli gemi filomuzu da 569 tondan 1510 lire yükselttik. Pardon, 569 adetten 1511'e yükselttik. Türk bayraklı filonun başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin taraf olduğu Paris Memorandumu uyarınca beyaz listeye geçmesini sağladık. Hatta 2018 yılında Türk bayraklı gemiler tüm yılların en iyi performansını gösterdi ve tutulma oranları Avrupa Birliği üyesi devletlerin bile altında yer aldı. 16 yılda inşa ettiğimiz 51 adet balıkçı barınağı ile sahip olduğumuz balıkçı barınağı sayısını da 229'a yükselttik.
yurt içi taşımacılığımızın deniz yoluna kaydırılması için Kabatoş hattında çalışan gemilerimize 2004 yılında ÖTV'siz yakıt uygulamasına başlamış idik. Yakıttan ÖTV'yi kaldırarak sadece 2018 yılında 383 bin ton ve 649 milyon tonluk ÖTV'siz yakıt desteği sağlandı. ÖTV'siz yakıt desteğinin de etkisiyle Kabataş hattında taşınan yük miktarı %55 arttı. Sadece 2018 yılında Roro hattıyla 583 bin aracı taşıdık. Yine bu yıl 10 milyon 800 bin TEU konteyner 460 milyon ton yük elleştirdik. Limanlarımızı yeşil liman haline getirmeye başladık. 2018 yılında 5 liman tesisimizi daha yeşil liman tesisi haline getirerek yeşil liman sayımızı 16'ya yükselttik. Türk bayrağına geçiş uygulaması ile 6183 teknenin Türk bayrağına geçişini sağladık. Liman tek pencere sistemini 1 Temmuz 2018 tarihinde hizmete aldık ve denizlerimizde bürokrasiyi neredeyse sıfıra indirdik. 3 denize 3 büyük liman projesini başlattık. Filyos limanındaki çalışmamız %70 seviyesine ulaştı. Tamamlandığında Avrupa'nın en büyük 10 limanından biri olacak Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nın da altyapısını tamamladık. 2019 yılında Kuzey Ege Çandarlı Limanı üst yapısını Yap İşlet Devlet modeli ile yapacağız. Kanal İstanbul projesinin etüt proje çalışmalarını tamamladık. Kanal İstanbul ile Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini açık ve örtülü bir şekilde ihlal etmeden İstanbul Boğazı deniz ulaştırmasına açık tutularak alternatif ve ikinci bir kapının da su yolu açılmış olacak. ÇED raporunun onayını bekliyoruz. Çevre düzeni planının onaylanmasını müteakip ihale ilanına çıkacağız. Yine bu yıl Haliç Yat Limanı ve kompleksi yapımına başlayacağız. Armutlu Kapaklı Balıkçı Barınağı ile Anamur İskelesi de bu yıl tamamlanacak. Toplam 2000 kapasiteli yat limanlarının yapımına da devam ediyoruz. 3250 adet kapasiteli yat limanı yapımı ihalelerinin de hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2020 yılı hedeflerimiz doğrultusunda 1 milyon amatör denizci projesini başlattık. Proje öncesinde 210 bin olan amatör denizci sayımız 4 ayda 380 bine ulaştı. Bildiğiniz gibi kılavuzluk ve römorkörcülük yönetmeliği de 31 Aralık 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik ile ülkemizin deniz yetki alanlarındaki ve boğazlardaki kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin boşluğu da ortadan kaldırılmış oldu. Daha önce Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ tarafından verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri 2010 yılında özelleştirme yüksek kurulu kararıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze devredilmişti. Yönetmelik sonrasında da kılavuzluk ve römorkörlük hizmetleri Bakanlığımız Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilmeye devam edecektir. Değerli basın mensupları, haberleşme sektörümüze gelince. Haberleşme sektörüne baktığımızda yine çarpıcı gelişmeler görüyoruz. Telekomünikasyon sektörünü tam rekabete açtık. Şimdi sektörde 450 farklı işletmeci faaliyet gösteriyor. 2003'te 28 milyon olan GSM abone sayısı bugün 80 milyonu aştı. İnternet erişimine ivme kazandırdık.
Geniş bant erişim yoktu. Şimdi 74 milyon civarında abonemiz var. Fiber altyapı uzunluğu 87 bin kilometreden 345 bin kilometreye çıkardık. Makineler arası haberleşme abone sayısı 5 milyona ulaştı. Okullarımızın tamamına geniş bant internet götürdük. Yüksek öğrenim yurtlarına da ücretsiz internet sağladık. İnsanların yaşadığı her noktaya telefon ve internet hizmetini götürüyoruz. Evrensel hizmet kapsamında kırsal kesimde 2300 yerleşim yerine 4.5G kapsaması sağlayarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza mobil geniş bant internet hizmeti ulaştırdık. Bugüne kadar 1623 yerleşim yeri ve 431 askeri karakola kablosuz teknoloji ile sabit telefon ve geniş bant internet hizmeti götürdük. Bilgi ve iletişim sektöründe ARGE desteğini başlattık. Gören Göz, Hayatın içinde Ben de Varım projeleriyle engelli vatandaşlarımızın engellerini kaldırıyoruz. E-Devlet uygulamasını başlattık. Bugün 41 milyon 200 bin kullanıcı 493 kuruşu kamu kuruluşunda 4145 hizmetini buradan alıyor ve bir ayda toplam 210 milyon işlem yapılıyor. Ticaret Bakanlığı ile başlattığımız proje ile E-Devlet kapısından artık şirketlere de hizmet sunulmaya başlandı. Yaygınlaştırılması için kurumlarla çalışmalara devam ediyoruz. PTT iş yerlerini yenileyerek çağdaş bir şehreye kavuşturduk ve yaygınlaştırdık. PTT Bank'ı kurduk, hizmeti ülkemizin en ücra köşelerine getiriyoruz. Hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1323 yerleşim yerinde sadece PTT Bank var. Artık 5060 PTT iş yerinde aylık 30 milyon işlem yapılıyor. Uydu haberleşme faaliyetlerimizde Kasım 2017'de üretimine başladığımız TürkSat 5A ve 5B uydularının proje çalışmaları TürkSat 5A'nın 2020, TürkSat 5B'nin 2021 yılında fırlatılması takvimine uygun olarak ilerliyor. TürkSat 5A ve 5B ile yeni bir KU band frekansını kullanan ilk 5 ülke arasına gireceğiz. Uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezinde üretimine başlanan ilk yerli haberleşme uydusu TürkSat 6A'da kritik tasarım gözden geçirme fazı toplantılarını gerçekleştirdik. Ülkemizin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak projeyi 2020 yılında tamamlamayı ve 2021 yılında ise uzaya göndermeyi planlıyoruz. Bu arada TürkSat uydularından sürekli yayın yapan Ultra HD 8K test kanalı ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Deneysel haberleşme uydumuz UBAK USAT'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yörüngesine Mayıs 2018'de başarıyla fırlattık. Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi fizibilitesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kamu kurumları arasındaki veri trafiğinin daha güvenli sağlanması amacıyla KamuNet altyapısını kurduk ve şu ana kadar 133 kurumu birbirine bağladık. KamuNet'in kripto sistemiyle güçlendirilmesi için çalışmalara da başladık. Ülkemizde güçlü internet değişim noktası kurulumu içinde çalışmaları sürdürüyoruz. Ulusal
geniş bant stratejisi ve eylem planı eylemlerinin çalışmalarını başlattık. Ulusal siber olaylara müdahale merkezi tarafından kritik altyapılarımızın anlık olarak izlenmesine de başlattık. Bu kapsamda elektronik haberleşme işletmecileri tarafından raporlanan siber saldırı sayısı 2018 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 59.496 oldu. 5G çalışmalarını başlamış bulunuyoruz. 5G vadisi açık test sahası projesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek 5G ve ötesi teknolojilerin uygulamaların denetmelerinin yapılabileceği test şebeke altyapılarını da 2018 yılı içerisinde kurduk. Yerli ve milli üretim çalışmaları kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun desteğiyle uçtan uca yerli ve milli 5G projesini başlattık. Proje kapsamında 2019 yılında radyolink, anten, baz istasyonu, siber güvenlik yazılımları gibi elektronik haberleşme şebekelerinde yoğun olarak kullanılan yazılım ve donanım ürünlerinin üretimine de başlanacak. Yerli baz istasyonumuz ULAK'ı hizmete aldık. 2019 yılında ticari mobil şebekelerde yoğun olarak kullanmaya başlayacağız. 2019 yılı içerisinde tüm kurumlar elektronik hizmetlerini e-devlet kapısına aktaracak. 2020'li yıllarda hizmete girecek 5G için çalışmalarımızı 2019 yılında da yoğun olarak sürdüreceğiz. Çanakkale ile Küçük Çamlıca TV ve radyo kulelerini de 2019 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara TV ve radyo kulesine yönelik çalışmalarımızı da bu yıl devam edeceğiz. Evrensel mobil projesi kapsamında kurumlara devam ediyoruz. 2019 yılı içerisinde bulunan toplamda 3.271 yere hizmet götürmüş olmayı planlıyoruz. Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi fizibilite ödülünü de bu yıl içerisinde tamamlayacağız. 2018 yılı içerisinde anlık mesajlaşma platformu bazı kamu kurumlarının kullanımına açılmıştı. 2019 yılı içerisinde bunu da yaygınlaştıracağız. Ulusal Elektronik Tebligat Projesi ile 2019 yılında tebligatların bu sistem üzerinden gönderimine de başlayacağız. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı da yine bu yıl içerisinde uygulamaya alacağız. Akıllı şehir uygulamalarına da devam ediyoruz ve bu projelerin 2019 yılında sayısını artıracağız. PTT'nin bu yıl içerisinde drone ile kargo teslimatlarına başlatmasını planlıyoruz. Yine PTT tarafından başlatılan Türkiye Kart Projesi'ni 2019 yılında hayata geçireceğiz. Değerli konuklar, gördüğünüz gibi 2/3 dağlık ve engebeli olan ülkemizin coğrafi zorluklarına ve iklim şartlarının olumsuzluğuna sığınmadık. Demir yolu yaptık, bölünmüş yol yaptık, otoyol yaptık, havalimanı yaptık, liman yaptık, tünel yaptık, köprü yaptık, fiber kablo döşedik, buydu fırlattık. Türk milletine ve çalışanımıza güvendik, işe koyulduk. Ülke insanımızı layık olduğu yaşam seviyesine çıkarmaya ve modern bir ulaştırma ve haberleşme altyapısı sunmaya devam ediyoruz. Tüm olumlu gelişmelere rağmen her işi bitirdik diyemiyoruz. Demir yolunda, kara yolunda, hava yolunda, denizcilikte ve haberleşme sektöründe
uzay ve havacılık alanında daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Ülkemizin rekabet gücünü artırmasına ve halkımızın hak ettiği refahı yaşamasına imkan verecek projelere öncelik vererek yolumuza devam ediyoruz. Bu noktada sizler de bugün olduğu gibi yaptığımız projeleri halkımıza aktararak, gerektiğinde de bizleri uyararak bu ülkenin aydınlık yarınlarına ulaşmasına katkı sağlıyorsunuz. Her biriniz ulaştırma ve haberleşme alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Ulaştırma ve haberleşme alanında bizim emeğimiz kadar sizlerin de çok büyük emekleri olduğunu biliyor ve sizleri bizim paydaşımız olarak gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Sizler de ulaştırma ailesinin bir bireysiniz. Bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı sunuyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.